Allah'tan odasını filan hazırlamışlardı hep. Şimdi bir de o işlere koşturacaktık. Ablacığım. Uyandın mı canım? Ağrın mı var? Biraz. Olacak o kadar kolay mı? Biraz düzeltelim mi? İster misin? Yok, iyiyim böyle. Susadım. Yardım edeyim. Ay, dur sen. Yavaş abla. Tutuyorum ben, ağırlığını bana ver. Tamam mı? Sağ ol canım. Dikkat et. Ha tamam, ört üstünde ört, üşümesin. Anne sıcak içerisi bunalır. Neyle konuştum? Çok çok öpüyor seni. Ayşe de mızıldanıp duruyor burada olamadığı için. Yumurcak, nasıl iki ayağımızı bir pabuca soktu? Oğlun sana çekmedi hiç, görüyor musun? Sabırsız çıktı. Leyla, bir yastık daha ver kızım ablanı. Leyla. Efendim abla. Necla. İyi ki buradasınız. İyi ki yanımdasınız. Çok yorgun, acım var ama mutluluktan duymuyorum bile. Varlığınız güç veriyor bana. İnsan böyle zamanlarda daha çok ihtiyaç duyuyormuş kardeşlerine. İyi ki geldiniz. Eksik bırakmadınız sevincimi. Biz bir aileyiz işte. İspat ettik yine. Teşekkür ediyorum ikinize de. İnanılmaz bir gün yaşıyorum. Bu aceleci olan çok korkuttu beni. Panikledim. Geçti ama hepsi. Anne oldum. Bu bebeği büyütürken de yanımda olacaksınız hep. Söz verin falan demiyorum. Olacağınızı biliyorum çünkü. Hele bir yalnız bırakın beni. O zaman böyle güzel güzel konuşma fena yaparım, haberiniz olsun. Şimdi arkama bir yastık koyun bakayım. Sırtım ağrıyor. Merhaba. Veysi Bey'le görüşmemiz vardı. Bekliyor, gir. Vay, adamım geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size acar bir delikanlıyla çalışıyorum diyordum ya. İşte... Tanış arkadaşlarla. Merhaba, Oğuz ben. Memnun oldum. Ben de Şelale. Merhaba. Merhaba Gülümhan. Çök. Yediğin içtiğin senin olsun. Anlat bakalım, neler gördün Çatalca'da? Anlat anlat, yabancı değiller, bizdendir onlar da. Bir arazi buldum. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz.
Oh mis. Hisseli yalnız. Ortaklar fiyatta anlaşamadıkları için epey zamandır satılamıyormuş dediler. Tapudan araştırdım, başka pürüzler de çıktı. Tam senlik iş yani. Uğraştıracak biraz ama çözülemeyecek gibi değil. Teferruatı yemekte konuşuruz. Hadi kalk bakalım. Hadi. Benim vaktim yok. Aa, duymamış olayım. Şelale, sen benle gel. Hı hı. Sen de Gülümhan'ı al arabaya. Kusura bakma, gelemem ben. Başkasına sözüm var. Emin misin? Hı hı, evet. Ayıp ettin şimdi. Özür dilerim ama söyledim, başka programım var. Yabani misin sen, yoksa uzak duruşunu kibrine mi vereyim? İkisi de değil. Kaynaşalım diye elimizi uzattık, geri çevirdin. Bana bak, ben sevmem böyle havalı adamları, haberin olsun. Birlikte iş yapıyoruz, birbirimizi sevmemiz gerekmiyor. Diyorsun. İş yaptığımız sürece iş yerinde birlikte oluruz. Bugün buraya da iş konuşmak için geldim. Müsait olduğunuz zaman da haber verin, gelirim, konuşuruz yine. Öyle olsun bakalım. Size iyi eğlenceler. Eyvallah. Kendi kaybetti uyuz. Hadi yürüyün. Ne oldu? Bebek, gözümün önünden gitmiyor. Canım ya. Erken merken ama bence tam zamanında geldi. Moral oldu kaymakam beye. Malum. Son günlerde Leyla bir yandan çok canını sıktınız adamcağızın. Bakma öyle. Şimdi sen bana da kızıyorsun ama... Ben söylemedim Ferhunde ile olan durumunuzu. Bilmiyordum bile. Hayır, bilsem onu da söylerdim ayrı. Ama bilmiyordum. Ben lafı nasıl getiririm de Leyla'yı o adamla beraber gördüğümü söylerim derken... O seni söyleyeceğimi zannetti, dökülüverdi o sinir. Bir dakika, bir dakika. Sen Leyla'yı kimle gördün? O adamla işte, Oğuz mudur nedir? Üstüme vazife miydi? Evet, vazifeydi arkadaş. Söylemesem olmazdı. Yine görüşüyorlar ha. Allah kahretsin. Bilmiyor muydun sen? İyi de ama Ahiriye Hanım adam kapının önüne geldi demiş. Kaymakam Bey'in karşısına çıkmış falan. Herkes biliyor sandım ben de. Görüştüklerini bilse babam Leyla'nın yüzüne bakar mı? Hay Allah ya. Ne bileyim ben, hepiniz biliyorsunuz, sandım da söyledim öyle. Neyse ama, öğrendiğin iyi oldu. Ben söyleyemedim Ali Rıza Bey'e, sen de söyleme, üzülmesin. Ama Leyla'nın kulağını bük. Bir yanlış daha yapmasın. Aynı şey senin için de söz konusu tabii. Ben sizin abinizim Şevket. Büyük sözü dinle sen de. Üzme babacığını sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.